Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Aliyev ve Paşinyan'ı şahit göstererek Dağlık Karabağ Savaşı'nı sonlandıran anlaşmanın sorunsuz bir şekilde yürütüldüğünü, Karabağ'ın statüsünün ilerleyen zamanda belirleneceğini belirterek anlaşmada herhangi bir gizli maddenin olmadığını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2020 yılının Rus diplomasi bakımından öne çıkan olaylarını değerlendirdiği ve yaklaşık 2 saat süren yıllık basın toplantısında Dağlık Karabağ ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Lavrov, Karabağ'da çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin 9 Kasım'da yapılan anlaşma oldukça etkili bir biçimde uygulanıyor. Hem Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev hem de Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın değerlendirmesi bu yönde değerlendirmesini yaptı. Dağlık Karabağ'ın statüsü hakkında da konuşan Rus bakan, Karabağ'ın statüsünden 9 Kasım'daki anlaşmada kasıtlı olarak bahsedilmiyor. Şu anda Karabağ'ın statüsü konusunda ilerlemek için iyi bir zaman değil. Bu geleceğe bırakılmış bir konu. Ermenistan'ın Karabağ ile olan bağını hiçbir zaman reddetmedik. 10 yıllardır süren müzakereler boyunca Ermenistan ile Karabağ'ın birbirinden koparılması hiçbir zaman gündeme gelmedi. Bu yüzdendir ki Laçin Kordon'a kimse tarafından karşı çıkamadı. Halen de Azerbaycanlı komşularımız dahil tarafların uzlaşı içinde oldukları bir konu ifadelerini kullandı. Lavrov ayrıca 9 Kasım'da yapılan anlaşmaya ilişkin bir başka soru karşısında Rusya Federasyonu, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin bu anlaşmasının gizli bir eki yoktur dedi. Lavrov, Rus askeri yetkililer Karabağ'da esir değişimi için Ermenistan ve Azerbaycanlı meslektaşları ile iletişim içinde diye açıklamasını da yaptı. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.